İnsan iyi niyetle de olsa, sempatik denebilecek duygularla da olsa, kapasitesinin üstünde, farz olarak Allah'ın ona tayin ettiğinin üstünde bir nevi abartarak ibadet yapabilir ve ona göre de maşallah çok muhteşem bir iş yaptın gibi görünür. Ama hadis-i şeriflerden görüyoruz ki bu bir tuzak. Şeytan ömrümüzün sonuna kadar dayanmaz bir enerji sahibi olmamızdan daha çok memnun oluyor. Önce Müslüman olmamamızı, mümin olmamamızı istiyor. O beceremez de mümin kalırsa bir insan, istiyor ki günahkar bir mümin olsun, facir bir mümin olsun. Onu da beceremiyorsa, çok önemli, ibadetlerle de batırabiliyor. Alkolle batırabildiği gibi, mesela şifalıdır diye filanca sudan çok fazla içirterek de batırıp işe yaramaz bir hale getirebilir. Namazda da batırabilir. Sabaha kadar namaz kıldırıp sabah namazına kalkmayı unutturduğu zaman veya kalkamaz hale getirdiği zaman şeytan kazanmış olur bu yarışta. Her halükarda şeriatımız farzlar, vacipler, sünnetler diye bir sıralama yapmıştır ve herkese takatı kadar yüklenmesini emretmiştir. Farzları hiç istisnasız yerine getireceğiz. Vacipleri istisnasız yerine getireceğiz. Nafile ibadetlerde yalama olmayı gerektirecek düzeyde iş yapmamak lazım.